Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. 91. dakika bu hafta tekrar sizlerle birlikte olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyor. Bu hafta temsilcimiz Alima Yeni Malatyaspor sezonun son maçında Boluspor'u konuk etti. Bu maçtan galibiyet bekliyorduk. En azından 1 veya 3 puan bekliyorduk ama futbolcu arkadaşlarımız bu maça istenilen konsantrasyonu sağlayamadılar. İstenen verimi gösteremediler ve sahadan 0 puanla ayrılmak zorunda kaldılar ve sezonu 11. sırada tamamlayarak en azından küme düşme korkusu yaşamadan beklediğimiz, umut ettiğimiz yerde sezonu kapattılar ve bu sezon PTT Ligi'ne son verdiler. Bu hafta bu sezonun ve bu maçın ayrıntılarını konuşacağız. Mikail Ökke ile birlikteyiz bu hafta. Rüya Aslanboğa geçtiğimiz haftada belirttiğimiz üzere bu sezon artık bizimle olmayacak demiştik. Önümüzdeki sezon duruma göre belki bizimle olma ihtimali yüksek ama Rüya Aslanboğa'sız program tatsız tuzsuz geçiyor adeta. Çünkü Mikail Ökke ile tatlı rekabetleri, tatlı sürtüşmeleri olmazsa programda renk biraz zayıflamış oluyor. Dedikten sonra hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı Rüya hocam, siz program biraz sönük geçiyor galiba sizin açınızdan. Vallahi Mehmet Seydam biliyorsun yaş 43. 30 yıldır Rüya Aslanboğa ile hep beraberiz işte biliyorsun. Ailece evet. Görüşüyoruz. Gerçekten yeri belli. Rüya Aslanboğa artık bu aralar yanımızda yok. İnşallah seneye tekrar beraber oluruz. Gerçekten de Rüya Aslanboğa olmadığı zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz şöyle. Çünkü doğrunun yanında doğru, yanlış yanında yanlış olduğu zaman ama ister istemez hani esprisi olsun, oyuna işte konuşmalara müdahalesi olsun. Programa renk katıyordu. Kendisi de burada yok. Selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah evet. Kısa zamanda yanımızda olur. Yalnız hocam siz programa girmeden önce Rüya Aslanboğa ile ilgili bazı belirttiğiniz önemli noktalar vardı. Bu hafta ampute futbol takımı olarak maalesef ki istenen sonucu alamamışlar. Bununla ilgili yorumlarınız vardı. Şimdi o zaman kısa bir gireyim. Dilek Spor kapandı. Maliye Spor kapandı. Kernek Spor kapandı. Oynadı. Bunlar Rüya Aslanboğa'nın oynadığı takımlar. Futbol takımlar kapandı. Evet. Hocalık yaptığı takım vardı Antep. Antep değil mi? Antep'teki takım. Evet. Takım küme düştü. Ya kardeşim yeter artık. Elini çek, ayağını çek daha. Futbol. Ya kulüpler kapanıyor, ya takımlar küme düştü. Yeter daha elini ayağını çek artık. İşin espritel yanı Rüya Hocam'a saygılarımızı, sevgilerimi sunuyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, PTT 1. Lig'e dönecek olursak bu hafta sezon bitti. Adana Spor birkaç hafta evvel şampiyonluğunu ilan etmişti. Cumartesi oynanan müsabakalardan sonra ikinci takım Kardemir Karabük Spor oldu. Kardemir Karabük Spor adeta Alanya Spor'la savaş halindeydi. Can siperhane mücadele vardı ama Alanya Spor elindeki imkanı adeta elinin tersiyle itmiş oldu. Ve bu maçtan galibiyetle ayrılamadığından dolayı Kardemir Karabük Spor ikinci olarak Turkcell Süper Ligi'ne çıktı. Ama en önemli olay küme düşme potasındaydı. Küme düşme potasında saniyelerin çok önemi vardı. Adeta gitti geldi takımlar ve en son 1461 Trabzonspor bu lige veda eden 3. takım oldu. Karşıyaka ve Kayseri Erciyesspor'dan sonra. İsterseniz bu hafta oynanan maçların bir programını sizlerle paylaşalım. Hangi takım neler yapmış bunları sizlere bir aktaralım. PTT 1. Lig'in son haftasında oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı. Kayseri Erciyesspor 3, Samsun Spor 0. Alima Yeni Malatyaspor 1, Bolu Spor 3. Altınordu 3, Karşıyaka 1. Şanlıurfa Spor 2, Adana Demirspor 0. Balıkesir Spor 2, 1461 Trabzonspor 1. Göztepe Spor 1, Kardemir Karabük Spor 2. Giresun Spor 2, Multigrup Alanya Spor 2. Denizli Spor 2, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 5 ve Adana Spor 0, Vartaş Elazığ Spor 1 şeklindeydi. Grupta son puan durumu ise şöyle gerçekleşti. Lider Adana Spor haftalar önce şampiyonluğunu garantilemişti. 65 puanla Turkcell Süper Ligi'ne yükselen ilk takım olmuştu. İkinci sırada Kardemir Karabük Spor 62 puanla bu ligden veda etti ve Turkcell Süper Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu. Playoff gruplarında ise şu takımlar kaldı. Multigrup Alanya Spor 3. sırada 61 puanla yerini korudu. 4. sırada Adana Demirspor 54 puanda. 5. sırada Vartaş Elazığ Spor 52 puanda. Ve 6. sıradaki Balıkesir Spor 52 puanda playoff gruplarında mücadele etmeye hak kazandılar. 7. sırada Giresun Spor'un 51, 8. sıradaki
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 48, 9. sıradaki Samsun Spor'un 44, 10. Altın Ordu'nun 44 ve 11. Alima Yeni Malatyaspor'un 43 puanı bulunuyor. 12. sırada Bolu Spor 42 puanda, 13. Göztepe Spor 38, 14. Şanlıurfa Spor'un 38 ve 15. Denizli Spor'un 36 puanı bulunuyor. Düşme potasındaki 3 takım ise 16. 1461 Trabzonspor 34, 17. Kayseri Erciyesspor 33 ve Karşıyaka 27 puanla bu lige veda eden 3 takım oldular. Hafta içerisinde playoff müsabakaları oynanacak. Balıkesir Spor Multigrup Alanya Spor ile, Vartaş Elazığ Spor ise Adana Demir Spor'la mücadele edecek. Lig usulü puan sistemine göre mücadele edip ve final her iki takımın galibiyetleriyle sonuçlanan takımlar finali oynayacaklar. Tabii bu playoff mücadelesini Alima Yeni Malatyaspor'un yapmasını istiyorduk ama bazı istenmeyen sonuçlar, bazı beklediğimiz maçlardan alamadığımız puanlar bizi bu playoff grubunun dışına adeta etti. Ama az önce de belirttiğimiz gibi Alima Yeni Malatyaspor'un bu sezon temel amacı, temel düşüncesi bu ligde kalabilmekti. Özellikle üzerine basarak bunu söylüyorum. Çünkü sezon başı yaptığımız röportajlarda gerek kulüp başkanı gerek kulüp yöneticileri bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bizim amacımız bu yıl küme düşmeden ama orta sıralarda bitirebilirsek bizim için en büyük başarı bu diyorlardı. Ve de bu söylediklerini gerçekleştiler ve ligde kaldık. Hocam cuma günü akşam maçtan önce enteresan olaylar vardı. Farklı gelişmeler vardı. Tabii ki biz istiyorduk ki bu maçtan alınacak 3 puan sezonu 3 puanla tamamlayalım. En azından belki 1-2 sıralama daha yükselebiliriz diye düşünüyorduk. Çok önemli yoktu belki ama en azından bir prestij anlamında daha güzel yerlerde bitirmek arzusundaydık. Ama olmadı. Boluspor daha çok isteyen taraftı. Daha çok arzulayan taraftı. Ve sahadan 3-1 galip ayrıldılar. Maçın öncesi, sonrası ve maçla ilgili olarak söyleyecek olarak neler söylersiniz? Maçta neler gelişti maçtan önce? Bazı istenmeyen olaylar vardı. Bunun duyumlarını almıştık. Siz kulübe yakın bir isimsiniz. Maç başlarken Sayın Say'dan ben sahanın içerisindeydim. Takım ısınma hareketlerini falan izliyorduk. Ankara'dan Fuat Yılmaz abimiz gelmişti, misafirimiz. Onunla beraberdik. Kulüp müdürü Selçuk'un inanılmaz bir telefon görüşmesi vardı. İnanılmaz bir görüşme yapıyordu. Sağda solda inanılmaz yarım saatten fazla bir görüşme oldu. Bir şeyler olduğunu hissettik biz. Kulüp sportif direktörü Adil Avcı'nın biraz telaşlarını gördük sahanın içerisinde. Yani bir sıkıntılar oldu belliydi. Futbolcu açısından mı, yönetim mi, taraftar mı bir sıkıntı vardı onu bilemiyorduk. Sonuçta öğrendik ki icra ekipleri, icra memurları gelmiş. Kulübün işte soyunma odasında, malzemesinde falan şunla bununla icra takibi falan. Sıkıntılar olmuş. Düşünebiliyor musun? Takım maça çıkacak, ısınma hareketleri yapıyor. İçeri gelip üstünü değiştirip tekrar maça çıkması lazım. Maç konuşması takım hocası yapamıyor. Maç konuşması yok. Takıma taktik maktik bir şey yok. İlk 11 belli. Sahaya çıkıyorlar. Maç konuşması yapılmadan sahaya çıkan bir Alima takım var. Sıkıntılar bence bu takımı etkiledi mi? Etkiledi. Sonuçta İrfan Buzlu ekibi son maçı galibiyetle bitirip taraftarların önünde 3 puandan ayrılıp 46 puan yapıp ele ayrılmaktı. Olmadı, canları sağ olsun. Biz burada oraya takılmayacağız artık. Bu sorunların biz sezon başından beri takım içerisinde özellikle para sorunları olduğunu dile getirdiğimiz zaman bazı kesimler takımı karıştırıyorsunuz, takıma zarar veriyorsunuz diye demeçleriyle bizleri yıpratmaya çalıştılar. Vallahi kimse kusura bakmasın. 91. dakika ekibi geldiği ilk günden beri doğruları konuşan, yanlışı gördüğü zaman da gündeme getiren Mehmet Saydam olsun, Rüya Aslanboğ olsun, Mikail Öke olsun hiçbir zaman geri vites yapmadı, yapmaz da şartlar ne olursa olsun. Yani bizim bu kulüp üzerinden hiçbir zaman bir menfaatimiz, bir çıkarımız olmadı. Takım üzerinden menfaatimiz olmadı. Başkan, yönetici, futbolcu üzerinden hiçbir zaman olmadı. Ama bazı kesimlerin takım üzerinden hesaplar olduğu için bizim doğruları yazdığımız zaman tuhafına, zorlarına gitti. Ondan sonra biz para sorunu var dediğimiz zaman yok kardeşim para sorunu. Bak takım yemekte, kafelerde oturup poz veriyor. O pozların sahte pozlar olduğunu biliyorduk. Arkadaşlık işte İrfan Hoca'nın dediği gibi geldiğim zaman takım 3'e bölünmüştü. Yeniler, eskiler, yabancılar diye. O takımı lige hazırlamak kolay değildi. Takımda zaten para sorunu vardı. Bunu biz haftalarca söyledik. Yönetimsel anlamda Adil Başkan tabii ki ben her zaman üstüne basarak söylüyorum. Yine söylüyorum. Adil Başkan'ın kişiliği bizden üstündür. Ahlak yönünden hiçbir diyecek bir şey bulamıyoruz.
iş adamımızdır. Malatya Spor Kulüp Başkanı'dır. Ben makamına saygı duyuyorum. Ama kulüp yönetme anlamında geldiği zaman kulüp yönetme açısından amatörce yönetildi. Bunu biz ilk programımızdan başladık. Bugün son programımız. Ben halen iddia ediyorum. Kulüp amatörce yönetildi. Takım lider kaldı mı kaldı. Başarılı mı başarılı. Ama başarılı olduğu zaman da kimse bunu adil gerçeğe mal edemez. Bu taraftar en büyük taraftarın emeği. Futbolcu grubunun emeği. Teknik ekibin emeği. İnanılmaz bir birlikleri oldular. Bakıyorsun çünkü takımda 15 maç, 16 maç, 30 maç maç parası almayan futbolcu var. Ortalamaya vurduğun zaman 15'er maç ortalama maç ücreti verilmeyen bir Alima takım var. 5'er maç içeride primleri kaldı. Verilmeyen primler var. Bunlar sezon başından beri geldi ile bir noktaya geldi, tıkandı artık. Şimdi bu primler konusunda tabii ki futbolcunun hiçbir zaman yaptırım gücü olamaz. Kulüp başkanı yönetim verirse verir, vermezse vermez. Orada bir hak iddia edemez. Ama maç başına alakalı bölümde kulüpte sıkıntı olduğu zaman otomatikman federasyon alıp paranı alabiliyorsun. Biz bunları gündeme getirdik. Yeri geldi konuşmadığımız günler de oldu. Takım zarar görmesin diye ile bir kritik haftalarda. Ama içeride bir Adana Demir maçı oynadığımız zaman futbolcunun idmana çıkmama durumu ve içeride yenildiğimiz bir Adana Demir maçı. Altınlu maçı keza yine ile. Biz bunlara söyledik. Takımda para yoktu. Gecelerden para geldi. Girme parası geldi. İlk federasyon seçimlerde biliyorsunuz. Biz bankasıya girdi, parası vardı belli bir miktarımız. Onun ilk taksitini Yıldırım Demirören seçime girdiği gün bütün kulüplere 300 bin euro üzerinden bir dağıtım yaptı. Kulüplere eşit şekilde. O parayla Antalya'da futbolcular, kampta, Bolu'da futbolculara paralar dağıtıldı. Hani biz bunları söylediğimiz zaman millet başka yere çekti ama biz Malatya Spor'uyuz, yeni Malatya Spor'uyuz. Gördüklerimizi söyleriz. Şartlar ne olursa olsun hiç kimse bizim konuşacağımız şeyleri ne önünü kesebilir ne de müdahale edebilir. Hiç kimse de müdahale etmedi zaten. Ama toplasan 3-4 kişi takım üzerinden özellikle her zaman adil başkan ve yönetimi onur ettiler. Futbolcu grubunun teknik ekibin yetersiz olduğunu söyleyen insanlar ne hikmetse bugün bakıyoruz. İrfan Hoca gitti. Ya İrfan Hoca başarılı. İrfan Hoca gitmesi iyi olur. Biz bunu başta söyledik. Neden o zaman inanmadınız, güvenmediniz, arkasına durmadınız? Geldiği ilk günden beri ben şahsım olarak Mehmet Sedam size, Rüya Aslanboy'a, kameraman arkadaşlarımıza, rejiye, müdürümüz Serdar Bey'e, Rüya Aslanboy'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu ekip inandı. Team Malatya ekibi inandı. Geldiği günden beri halen gideceği güne kadar bugün itibariyle bakıyoruz insanlar Mehmet Saydam'a mesaj atıyor maillerine. Bize mesaj atıyor telefonlara. Hoca gidecek mi kalacak mı diye bize soruyorlar. Niye? Biz inanmıştık, güvenmiştik. Dediklerimiz çıktı. Rabbim bizi burada mahcup etmedi. Futbolcular mahcup etmedi. Teknik ekip mahcup etmedi. Taraftar mahcup etmedi. Ama öyle bir noktaya geldik ki işte İçeride bir Bolu takımıyla maç yapıyoruz. Bana örnek gösterebilir misin? Yıllarca üst klasman hakemliği yaptınız, maçlara gittiniz. İçeride bir takım 3-1 mağlup olacak. Takımın hocasını seyirci tribüne çağıracak, alkışlayacak. Pek nadir gördük yani bunları. Evet. Bugün içeride bir Bolu maçında 3-1 yeniliyorsun. Seyirci, İrfan Buzlu ekibini, futbolcuları çağırıp alkış, tebrik ediyorsa demek biz bu işi başarmışız. Biz hedefimize ulaşmışız. Hoca gideli kaç gün oldu? 2 gün oldu değil mi hocam? 2 gün oldu. Bugün 2 gün. Bazı TV kanallarında, bazı sosyal medya üzerinden ben yorumları izliyorum, canlı canlı bakıyorum. Ya yanlış yapıldı, bu takımın 55 puan, 56 puan olması lazımdı, playoff'a gitmesi lazımdı. Teknik ekip yanlış yaptı. Kardeşim, ya vallahi içlerinizi vicdanınıza koyun. Teknik ekibin yanlışını bana bir tanesi gelsin söylesin. 1461 maçı söyle, konuşalım. Hata yapıldı mı? Yapıldı. Denizli maçı, deplasındaki yapıldı mı? Yapıldı. Biz bunları burada gündeme de getirdik. Ama elindeki malzeme bu. İnanılmaz bir birlik beraberliği yakalamıştı futbolcu grubuyla, taraftarla, basından. Ama basındaki bazı arkadaşlarımız öyle bir yerden vuruyorlar ki direkt yatak odasına kadar direkt ateş ediyorlar kafasına. Hocam özellikle 1461 maçından sonra ben İrfan Hoca'yla, yani bizim amacımız burada İrfan Buz'u yermek veya germek değil. Evet. Başarılı olan teknik direktör, bakın Yücel İldiz tutmadı bizde. Ama ben kalkıp da Yücel İldiz'in kariyerine, kişiliğine, antrenörlük bilgisine laf söylemeye kalkarsam Yücel İldiz benim karşıma gelir, Kardemir Karabük'ü şampiyon yaptım der karşımda, bu lafı bitti. Söyler ben rezil rusva olurum. Evet. Şimdi İrfan Buz'la yaptığımız sohbette, röportaj değil de sohbette, Denizli maçı mesela, ya diyor ben maçtan önce gerekli taktiği, gerekli futbolcularla çalışmaları yaptık. Saha içerisindeki planlarımız, programlarımızı, aklımızda olanlara, futbolculara yansıttık. Ama o futbolcu arkadaş o gün formunda değildi. İstediğimiz verimi sahaya yansıtamadı. Alamadık. Bundan dolayı bir Azuka o maçta herkes diyordu ki niye 11'de yer vermiyorsun? O maçta Azuka'ya 11'de şans verdik. İstediğimiz verimi alamadık.
bir iki futbolcudan daha bahsetmişti. İstenilen performans bir türlü sahaya yansıtamadılar. Her maçta bu yansıyacak diye bir kural yok. Zaten her maçta bu yansısa, o futbolcular sahada %100 verim verse, biz bugün Adana'nın yerinde biz olacaktık. Evet, kesinlikle. Yani bundan dolayı da tamam, playoff'ta olmayı herkes ister. Ama eldeki mevcut kadro, üzerine basarak söylüyorum, eldeki mevcut kadroyla yapılabilecek en güzel sistem buydu. Ve alınan 43 puan bugün Karşıyaka, Erciyes, Trabzon, Denizli, Urfa, bunlar bizim yerimizde olmak için evet, 40 takla atan takımlardı. Bir Göztepe altımızda, Bolu Spor altımızda, yani bir Samsun şampiyonluğu oynuyordu. Hemen bir sıra üzerimizde. Yani, şimdi Sayın Saydam, dedikleriniz %100 haklı. Aynen haklı. Bugün bizde en fazla gol atan futbolcu kim? 7 gol olan İrfan Başaran değil mi hocam? Evet. En fazla gol atan futbolcumuz. Ondan sonra Umut Nayır. Kaç haftadır sakat? Sakat. Umut Nayır'ın 5 golü var ve 4 golü. Başka golcümüz yok. Bugün bakıyorum, Giresun takımında bir Muriç diye bir futbolcu var. Santorları. 20 gol attı. Burak Adana Demir'de tek başına 18-19 gol attı. Düşünebiliyor musunuz? Bizde bir tane böyle forvet olmuş olsa 18-19 gol attığını, biz burada dediğiniz gibi bu ligde Adana'nın yerine biz olurduk. Öyle bir futbolcu grubumuz yoktu. Çok üst düzey futbolcu grubumuz var mıydı? Yoktu. Ama öyle bir birlik beraberlik oldu ki. Hocam çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bir noktaya değineceğim. İkinci yarıda alınan 3-4 futbolcunun haricinde ikincilik B kategorisinde mücadele eden futbolcularla biz ilk yarıyı bitirdik. Kesinlikle haklısın. İrfan Hoca o zaman ne dedi? İlk yarı 20 puanını tamamlarsak biz hedefimize ulaşırız. İkinci yarıda 40 puan alır, takım ligde bırakırız demişti. Evet. Ben canlı yayın programımızda. İlk yarı 21 puan aldı. İkinci yarı takım 43 puanla ligde kaldı. Dedikleri demek hesap kitabını yapıyor. Maçını yazıyor. Ben nerede puan kaybederim, nerede alırım? İnanılmaz işler yaptı. Bir seri yakaladık. İşte Karabük, Adana, Elazığ, Giresun maçları biliyorsun. 12 puanlık maç. İyi bir ortam yakaladık. Gerçekten üst düzey futbolcu grubumuz yoktu. Gerçek söylüyorum. Bu ligin, PTT liginde oynamayacak çok futbolcu var bizde. Ama öyle bir aşılama, öyle bir çalışma yaptı ki bir Sadık'ın performansını söylemeye gerek yok. Erkan Sekman geldi, transfer oldu, oturdu mu oturdu. Sedat ilk geldiği hafta Alanya maçında milletin kafasında soru işareti vardı. Bakıyoruz ikinci yarı en iyi adamlarımızdan bir tanesi Sedat Alçay. 34 yaşına rağmen Bolu maçında gördüğün sahada tek kalan bir insandı. Evet. Kudi Koçar kim ne desin hiç bana anlatmasın. Gol atmasa bile inanılmaz takıma fayda sağladı. Umut Nayır hem kişiliği olsun, futbol karakteri olsun, sahadaki duruşu olsun, Yeni Malatya Spor'un formasını layıkıyla taşıdı. Ben şahsım olarak da ayrıca kendisine özel teşekkür etmek istiyorum. Bizim keşke 3-4 tane daha Umut Nayır gibi futbolcumuz olsa biz yukarıda toz attırdık. Gelen transferler faydalı oldu mu? Oldu. Ama işte dediğimiz gibi biz kendi içimizdeki İrlandalıları temizlemediğimiz için, onları deşifre edemediğimiz için bugün Malatya Spor lide kalmış. Onun sevincini bak, alt yazımız geçmiş. Ali Mağa takımı ne güzel sizin bir demeciniz vardı. Hocam dedi, rejimiz ne olsun dedi. Ali Mağa takımı hedefine ulaştı. Çok doğru. Hedefimiz lide kalmaktı. Kimse bu saatten sonra ya biz playoff'a çıksak çıkardık, hedefimiz playoff'tu demesin. Bu sene bunu yaptık. İnşallah sağlam temeller üzerine seneye bir şekilde sıcak nakit parası olan yöneticiler bu takıma monte edilmeli. Yani 2-3 tane değil, 7-8 tane sıcak nakit para getirecek yönetici dahil edilmedi. Yoksa bu futbolcu grubunu bir kere biz seneye şampiyonu oynayacaksak sen içerideki futbolcuların daha durumu belli değil. Sen Sadık tutabilecek misin hocam? Sadık gidiyor. Kudi Koçar yok. Umut Nayır yok. Kiralık bunlar. Sadık'ı elde tutma şansın yok. Vedat gidecek. Sonuçta yani bir içerideki transferi bitirip şampiyonu oynamak için sonradan dış transfere başlayacaksın. Bizim ay sonu Mali Kongremiz var. Haziran'ın bilmem kaçına da genel kongremiz var. Bence çok geç kalacağız. Bu takım zarar görecek. Nedenine gelince şimdiden takımların belli takımlarda listeler, futbolcu transfer listelerinde izletti dedikleri not tuttukları futbolcular vardır. Biliyorsunuz. Onların transfer görüşmelerine başlayan kulüpler var şu an. Her ne kadar tatile gitseler de biz Haziran'ın ortasına sonuna kalırsak yine geçen seneki gibi olmuş olacak. Transfer yapamayacağız. En iyi futbolcular takımlara gidecek. Galan ıskatırlar bize gelecek. Bizdeki futbolcular da gidecek, futbolcular var tabii ki. Yaşlar 11 futbolcuyla sözleşmemiz sona eriyor. Sona eriyor. Bu da zor bir şey. 5. ayın 31 itibariyle başkanın futbolcuların bütün ödemelerini yapacağına dair sözü var. Bekliyoruz. Zor süreç bizi bekliyor. Ama dediğimiz gibi burada Sayın Bakanımız Bülent Tüfekçi'nin
Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın, Sayın Valimizin bu işe bir an önce el atması lazımdır diye düşünüyorum. Nedenine gelince bu sene gerçekten amatörce takım yönetildi. Örneğine gelince son Bolu maçı maçtan önce Sayın Valimiz olsun, Belediye Başkanımız olsun, milletvekillerimiz olsun, futbolcu grubuyla, teknik ekiple bir yemek organizasyonu olabilirdi veya maçtan sonra olabilirdi. Maç bitti, ödeme yapılmadı, prim verilmedi. Futbolcular memleketlerine gitti. Hoca memleketine gitti. Bugün itibariyle kendisi Antalya'da tatilde. İkinci yarı itibariyle de durum var. Kursa gitmişti, yarım kalmıştı. İkinci kurs başlıyor. UEFA Pro Lisans kursu. Kendisine de başarı diliyoruz ama bunları konuşacağız. İrfan Hoca kalacak mı, kalmayacak mı? Kafada da soru işareti. Hocam daha açılmışken bu konuya girelim. Evet. İrfan Hoca kalacak mı, gidecek mi? 2017 sezonuna anlaşması mevcut. Ama ben kendiyle gerek televizyon ekranları karşısında, gerek birebir yaptığımız sohbetlerde, ikili münasebetle yaptığımız sohbetlerde bana kalacak gibi bir görüntü vermedi. Yanılıyor muyum? %100 haklısın. Gideceği günde işte vedalaştı çevresindeki insanlarla. Bunlardan biri de bizlerdik, sağ olsun. İşte sizler, bizler hep beraber olduk. Kendisini gönderdik, yolu açık olsun. Bana sormuş olsan, İrfan Buz ben olmuş olsam, aynı şeyi bana sormuş olsan, ben kulüpte bugün itibariyle, kimse yanlış anlamasın, ben yeni Malatyaspor düşmanı değilim. Ben Malatyaspor'un düşmanı değilim. Bir dakika bu kulüpte kalmazdım. Çok, neden kalmazdınız hocam? Nedenine gelince, İrfan Buz gerçekten çok zor şartlar altında ekibiyle birlikte, Zafer Rezacı olsun, İsmail Aydoğdu olsun, Engin Özdemir olsun, Erkan Buz olsun, sportif direktör Ali Ravcı olsun, Selçuk Güneydoğdu olsun, gerçekten çok zor şartlar altında çalıştılar. Para yok, pul yok, sahan sonradan idman şeylerine başlamışsın, tesisin daha faaliyete geçmemiş, sahan yatırımda, primlerde sıkıntı var, içeride primlerin kaldı, maaş başları ödenmedi. Hadi adın ne koyacaksın yani? Nasıl gelip bu takımda futbol oynayacaksın? Veya nasıl gelip bu futbolcu grubunu maça hazırlayacaksın? Paranın olmadığı, primlerin verilmediği, düşün. Urfaspor içeride 10'a 15'e prim oynuyor. Göztepe'nin, Karşıyaka'nın verdiği primleri uçuk biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Bizim en baba primimiz Karabük maçı 5-6 milyar. En baba primimiz 3 bin lira, 2 bin lira, 2,5 bin lira futbolcular prime top oynadı. Ama ne hikmetse hiçbir zamanda primler açıklanmadı. Açıklanmadı, ödenmedi. Verilmedi. Ceza kesildi, yeri geldi. Şimdi biz de futbolculuk yaptık. Kulüplerin idare ve destek bölümlerinde bulunduk. Profesyonel olmasa da, yarı profesyonel, bal takımlar olsun, amatör takımlar olsun. Bir kulübe ceza nasıl kesilir? Şampiyonluğu oynarsın, çok iyi kadron olur. İçeride yenildiğin maçlar olduğu zaman para ceza kesme lüksün vardır. Ama sen küme düşmemeyi oynuyorsun, zaten puan alamıyorsun, zaten galip gelemiyorsun. Sen küme düşmemeyi oynuyorsun, nasıl ceza kesiyorsun? Yani şu maçın cezası 4,5 milyar, yenildiniz. Futbolda bunlar yok. Bu akılları, bu fikirleri kim veriyor? Demek futbolun uzağından yakından geçmemişler. Öyle bir sıkıntılı günler geçirdi ki Sayın Saydam. İşte programlarda söyledik, gazete köşelerimizi yazdık, sosyal medya üzerinden yazdık. Bu takım gerçekten İrfan Buz'un geldikten sonra inanılmaz bir elinin değmesiyle futbolcu grubunun performansı üst seviyeye çıkmıştır. Ama İrfan Buz'un kalıp kalmayacağına gelirse İrfan Buz bu takımda kalmaz, gider diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi takımların kendisiyle ilgilendiğini biliyorum. Bir Eskişehir takımının olsun, bir Göztepe takımının olsun, bir iki tane daha Süper Lig takımı olsun. Bankasya'da, ismini fazla daha söylemeyelim, takımların İrfan Buz'dan ilgilendiklerini biliyoruz. Sen olsan kalır mısın? Sen de kalmazdın. Sonuçta bu takıma Bülent Tüfekçi, belediye başkanı güzel bir oluşum yaparsa, seneye biz şampiyonluğu oynuk derlerse, hocanın belirleyeceği bir bütçe, hocanın alacağı futbolcu grubunun transfer listesini bir an önce faaliyete geçirip medya üzerinden de çıkıp basın üzerinden de hocamızdan biz devam ediyoruz. İrfan Buz'a çıkar der ki ben evet anlaştım. Alima takımıyla benim geçen sene gerçekten herkes elini taşın altına koyduğu taraftar, futbolcu, bizler takım lider kaldı. Hedefimize ulaşmıştık, başarılı olduk. Ben Malatya'yı sevdim. Gerçekten Malatya'yı seviyor. Malatya insanı İrfan Buz'u çok sevdi. Bilmiyorum nasıl olacak ama ben kendi şahsım olarak İrfan Buz'un kalacağını tahmin etmiyorum. Gönlüm kalmasından yana mı? Bana sorarsan gitmesinden yana. Bize böyle bir hoca zor gelir. İkinci bir Ziya Doğan'dan sonra böyle bir hoca daha bize gelmedi. Ne hocalar geldi gitti? Hamza Hamzoğlu, Hocam Ziya Hoca evet takımı o dönem ligde bırakmıştı ama bu sinerjiyi bir türlü yakalayamamıştı. Evet. Bir Perşembe günü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Geleceğim. Sayın Davut Özbağ'ın hazırlayıp dizayn ettiği bir kariyer günleri etkinliği vardı. O
salon tıka basa dolu olan bir salonda İrfan Buz'u o taraftarların alkışlarla, coşkuyla kucaklarına, bağırlarına basması, ardından az önce sizin belirttiğiniz gibi Boluspor müsabakasında mağlup olan takımın taraftarı o teknik direktörü bağrına basması, adeta kendi içinden çıkan bir evladıymış gibi sahiplenmesi, bu ikili ilişkilerdeki o nasıl diyeyim, böyle candan içten davranışları Ziya Doğan'ın bir adım önüne geçti diye ben görüyorum. %100 haklısın. Belki katılırsınız. %100 haklısın. %100 haklısın. Gittiği gün işte Alasma'da geldi. Çarşıya indik. İşte göndereceğiz. Hocam Kış Caddesi'nden Şile Pazarı'na belki biz 2 saatte gittik. O yolda gören insanların fotoğraf çektirmesi, hocam ne olur bizi bırakma demesi, yalvarması, ağlayan insanların, gözlerin dolan insanların. Ben kendi şahsıma, ben burada 95 dakika ekip olarak da söylüyorum. Ben de futbolculuk yaptım. Spor camiası, futbol adamıyım. İlhan bu caminin içerisindeyim. 2006'dan beri de basın içerisindeyim. Hiçbir zamanda hiçbir hocayla bu kadar diyaloga fazla girmedim. Gelmeden bizim dostumuz, arkadaşımız, abi kardeşimiz vardı. Buraya geldi, başarılı oldu, inanmıştık, güvendik. Gitmesine üzülür müyüm? Çok üzülürüm. Ama gitmesinde bir yandan isterim. Çünkü bu şartlarda kalırsa, sene aynı bu şartlarda kalırsa, bu sene olan sıkıntılarla mücadele etmek gerçekten çok zor. Nedenine gelince, çok şeyi kapattılar, çok şeyi konuşmadılar, çok şeyi anlatmadılar, çok şeyi bizlerden paylaşmadılar biliyorsunuz. Basından gizlediler, taraftardan gizlediler. Sırf yeni Alima takımı zarar görmesin diye bu İrfan Buz ve ekibi gerçekten çoğu şeyi basın, taraftar konuşmadılar, yazmadılar, çizmediler. Yatak odalarındaki hiçbir şeyi kimseye anlatmadılar. Sırf takım zarar görmesin, Malatya takımı zarar görmesin diye. Ama biliyorduk ki sıkıntıların olduğunu, biliyorduk bu bombaların en son patlayacağını. Şartlar artık çok zor. İrfan Hoca'yı bu kulüpte tutmak çok zor. Nedenle gelince, yani parayla pulla alakalı bölüm demiyorum hocam. İrfan Hoca bir mücadele verdi, gurur meselesi yaptı. Takımın başındayken, Sayın Saydam, takım başında hocayken çok ciddi takımlardan da teklif geldi. Ama ne dedi biliyor musunuz? Bir Bursaspor örnek vereyim. Hamza Hamzoğlu'yla anlaşmadan önce çok ısrarlı bir şekilde İrfan Hoca'ya teklif getirdiğini ben yakından biliyorum. İrfan Hoca'nın dediği bir kelime vardı. Benim sözüm var Alima takımına, ben takımın hocasıyım. Sezon bitene kadar buradayım. Sezon bittikten sonra şartlar ne olur bilmiyorum. Çıkar takımlarla görüşürüz. Eyle de dürüst, eyle de namuslu, eyle de karakterli bir ekibi var kendisiyle beraber. Futbolcu grubu da o karakteri, o İrfan Buz ekibindeki karakterler futbolcu grubuna da yansımaya başladı. Takım faydasını gördü, Malatya faydasını gördü. Dediğiniz gibi İrfan Buz Ziya Doğan'ı solladı. İrfan Buz, Zafer Hızarcı, İsmail Aydoğdu. Engin Özdemir, Erkan Buz. Gerçekten Malatya için bir nimetti. Malatya halkının, taraftarının özellikle çoğu sevdiği bir isim oldu. Bugüne kadar o kadar hoca geldi. Ümit Kayanlar, Hamza Hamzoğlu, Şifolar, İsmail Kartallar, kimler? Ziya Doğanlar, Aykut Kocamanlar. Hiçbir hocanın çıkıp taraftarla beraber üçü çektirdiğini gördünüz mü? Taraftarın içeride olduğunu gördünüz mü? Bu yürek işidir, bu gönül işidir. Bu yürek, bu gönül, bu samimiyetlik o insanda var, o insanlarda var. Hiç kimseyi hor görmediler, hep içine aldılar. Malatya Spor yönetiminin, Adil Gevrek olur, gelecek yönetiminin bilmiyorum kim olur, Adil Gevrek'ten devam edilir mi edilmez mi? Gerçekten işleri çok zor, İrfan Buz ve ekibini zor tutarlar diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki yıl gerçekten zor bir lig olacak. Ben hep şunu iddia ediyorum, eğer sizin de az önce belirttiğiniz gibi canlı sıcak paralar bulunmazsa, teknik direktörün belirlediği A, B, C planına uygun futbolcular alınmaz ise önümüzdeki yıl bu sezonki gibi şanslı olmayabiliriz. Bu takım küme düşmeye en büyük adaylardan bir tanesi, evet. Ve de şampiyonluğa da en büyük adaylardan bir tanesi. Eğer beklenen transferler gerçekleşir, beklenen ekonomik rahatlama sağlanırsa bu takım çok rahat şampiyon olur. Evet. Ama eğer beklenen transferler gerçekleşmez, paralar bulunmazsa bu takım küme düşme anlamında en büyük adaylardan bir tanesi olduğunu ben her köşe yazımda, her televizyon, radyo programlarımda dile getiriyorum ama inşallah bu kongre süreci biraz bir an evvel erken atlatılır. Evet. Ama bu kongreyi, tarihlerini kim belirlemişse, nasıl belirlemiş bilmiyorum. O sistem nasıl gelişiyor bilmiyorum. Ama acemilik her kim yapmışsa, babam dahi olsa acemiliğin daniskası yapılmış. Evet hocam. Mayıs ayı, lig bitti. Mayıs ayının 25'ine zannedersem mali kongre.
Haziran'da seçimli genel kurul. Evet. Peki yani Haziran'dan sonra gelecek kulüp başkanı her kim olur? İnşallah Adil Gevrek olur diyorum. Çünkü en azından kulübü biliyor. Ne olduğunu ne olmadığını biliyor. Evet. Paralı bir şekilde inşallah Adil Gevrek olur. Ama yeni gelecek kişi kim kalacak, kim gidecek, kim alınacak, hangi hocayla çalışacak? Hiçbir plan program yapmadan bir ay sonra lig başlayacak. Evet hocam doğru. Yani çok kötü bir tarih. İşte hocam bunu biz demek istediğim bir an önce yani Haziran sonunu beklemeden yönetimin artık kongre kararı istersen erken alabiliyorsun biliyorsunuz. Evet. Belli bir süresi var 15 gün falan. Bunu hızlandırıp bir an önce hoca İrfan Buz mu? İrfan Buz ve yetki verilecek transferler şampiyon oynuyorsak hocam listeni belirle. Bütçemiz bu. 10 trilyon, 50 trilyon, 20 trilyon bilemiyoruz. Şampiyon oynayacak bir liste kurulur, alınır. Ama çok geç kalırsak işte bu sene sezon başı olduğu gibi aynı hatalara düşeriz. Skata futbolcular bize gelir. Alır futbolcu tutmaz gider başka takımda tutar. Ele futbolcuları da gördük. İşte bir Yakup örneği şu bu. Bunu yönetimle alakalı bölüm işi bizden alakalı bölüm değil. Artık Adil Gevrek, Ahmet Çakır'ın bir önce fikir alışverişi yapıp kulüp başkanı Adil Gevrek mi olacak? Devam mı edilecek? Çıkıp bunu açıklayacaklar. Yok olmayacak mı? Yeni bir yönetim mi? Bir oluşum mu? Bir masa etrafında işte Hikmet, Ahmet, Mehmet toplanıp yeni Malatyaspor'un menfaatleri için bu başkan etrafında toplanıp iyi bir ekip kurulup bunlar yapılması denmesi lazım diye düşünüyorum. Ama işte gelinen süreç ortada. Takım bir de kaldı. Halen ortada bir şey yok. Hocayla dün görüşüldü. Net bir açıklama yok. Bekliyoruz biz de yani diğerleri gibi. Hocam Ahmet Çakır deniliyor da. Yalnız ben Ahmet Çakır'dan ziyade tabii bütün her şey Ahmet Çakır'da da. Fakat şunu özellikle dile getirmeye özen gösteriyorum sevgili izleyiciler. Ahmet Çakır bu kulübün yani Ahmet Çakır kimi belirtirse o kulüp başkanlığına geçecek. Bu hiç kimse birbirini kandırmasın. Ama Ahmet Çakır'ın belirlediği isim her kim olursa kulüp başkanı o olacak. Bu garanti bir süreç. Adil Gevrek'e işaret ederse Adil Gevrek veya bir başka isim de üzerinde mutabık kalınırsa o isim kulüp başkanlığı görevine gelecek. Ama Ahmet Çakır'ın etrafındaki insanlar Sayın Belediye Başkanı'nı ikaz etmezse, Sayın Belediye Başkanı'nı bu konuda bilgilendirmezse maalesef ki Ahmet Çakır'ın yüzlerce, binlerce şehirle ilgili önemli işleri var, önemli çalışmaları var. Kalkıp da bu konuları belki de aklın ucundan bile geçmiyordur. Çünkü daha önemli konular var. Ama Adil Gevrek'in kulüp içerisindeki gelişimi nasıldır? Ekonomik boyutu nasıldır? Parasal boyutu ne derecededir? Futbolcudan alacağı var mı yok mu? Bunları Ahmet Çakır yakından bilemeyebileceği için belediyedeki bu sportif işlerle sorumlu her kimse ben isimlerini bilmiyorum. Orada görev yapan arkadaşlarımız kimler bilmiyorum. Ama bunlar eğer Sayın Belediye Başkanı'nı ikaz etmezse, bunlar Sayın Belediye Başkanı'nı uyarmazsa bu konuda gerçekten önümüzdeki yıl bizi çok zor günler beklediğini şimdiden söylemek için kahin olmaya gerek yok. Az önce de Sayın Hocam'ın da belirttiği üzere kulüp içerisinde ekonomik problem aşırı derecede var olduğu gün yüzüne çıktı. Boluspor müsabakasından evvel bir eski bir kulüpten alacağı olan bir isim, ismini kullanmak ve söylemek istemiyorum. Bu arkadaşımızdan dolayı kulüp içerisine icra geldi. İcra geldi. Bakın basit bir olay değil. Koskoca Alima Yeni Malatyaspor'un kulübüne alacaklarından dolayı icra geldi. Böyle bir atmosferde önümüzdeki yıl hangi şampiyonluktan bahsedebileceğiz? Kulüp yönetim kurulu üyesi birçok arkadaşlarımız, hocalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ama ben maçtan sonra veya herhangi bir problemli olaydan sonra bilgi alabileceğim insan yok. Bir basın mensubu olarak kulüp basın sözcüsünü arayıp da ne oldu ne olmadı diye irtibat kuracağım insan yok. Basın sözcüsü de kulüp başkanı. Futbol şube sorumlusu da kulüp başkanı. Menajer de kulüp başkanı. Aşçı da kulüp başkanı. Bakkal da kulüp başkanı. Bu kadar da ucuz olmaması gerekirdi. Kulübün başkanı sadece en üst düzeyde oturacak, görevlendirmeyi yapacak. Herkes kendi görevini yapmak zorunda kalacaktı. Ama maalesef ki bakıyoruz geldiğimiz süreçte
kulüp başkanı yeri geliyor sahada top toplayıcı görevi görüyor. Yeri geliyor menajerlik görevi görüyor. Yeri geliyor basın sözcülüğü görevi görüyor. Basın sözcülüğü de ben sezon başından beri bunu döne döne dile getirmeye özen gösteriyorum. Facebook'tan transfer yapılan transferleri bizler Malatya'daki basın mensupları Facebook'tan öğreniyoruz. Twitter'dan öğreniyoruz. Önemli bir gelişme oluyor. Futbolcu arkadaşlarımız alacaklarını alamadıklarından dolayı problemler oluyor. Bunları kulaktan dolma bilgilerle kamuoyuna aktarmak zorunda kalıyoruz. Ondan sonra da kulüp başkanı Sayın Adil Gevrek çıkıp bu haberleri yapan insanları mahkemeye vereceğini dile getiriyor. Biz de her seferinde kendini rezil rüsva ediyoruz. Vermezsen darılırız diyoruz. Her ne hikmetse bugüne kadar hiçbir arkadaşımız da mahkemeye veremedi. Çünkü yalan haber yapmadığımız için gerek ben gerek diğer basın kuruluşlarındaki görev yapan arkadaşlarımız hiçbirimiz de mahkemeye veremedi. Çünkü yaptığımız haber gerçek. Futbolcu antrenmana çıkmadı. Ortada somut bir gelişme yok. Futbolcu diyor ki ben alacağımı alamadığımdan dolayı antrenmana çıkmadık. Biz bunu haber yapıyoruz. Futbolcuyu kulüp içerisinde artık neler söyleniyor? Ertesi gün futbolcu çıkıyor. Yok bizim ekonomik problemimiz yok. Yanlış anlamışsınız diyor. Bir bakıyorsunuz ki ortada bir karmaşa var. Ama bir kulübün içerisindeki basın sözcüsü olsa, çıksa dese ki bunun aslı budur, gerçeği budur. Antrenman saat 6'daydı, 7'ye aldık veya 5'e aldık, 4'e aldık. Bunları bize açıklamış olsaydı biz daha net bilgi aktarmış olurduk. Ne kulüp başkanı yalancı konumuna düşerdi, ne basın mensubu yalancı konumuna düşerdi. Ama maalesef ki biz gerçekleri saat 6'da antrenman varsa, 6'da futbolcu sahaya çıkmadıysa biz bunu haber yapmak zorundayız. Eğer bizim yapmış olduğumuz haberi, futbolcu antrenmana çıkmadığını yapmış olduğumuz haberi beğenmiyorsanız, Türk mahkemeleri, Türk kanunları, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri burada. İstediğiniz gibi bizi mahkemeye verebilirdiniz, istediğiniz gibi hakkınızı savunabilirdiniz. Ama haklı olduğumuzu bildiğiniz için maalesef böyle bir açıklamaya, böyle bir yaptırım gücüne maalesef ki sizler kendinizi göremediniz sayın kulüp yetkilileri diyorum. Sevgili seyirciler bunları belirttikten sonra önümüzdeki günlerde playoff müsabakaları var. Playoff müsabakalarında gerçekten çok zorlu maçlar geçecek dedik. Balıkesir Spor'la Multigrup Alanya Spor karşılaşacak. Alanya Spor son dakikalarda 2-2 yakaladı ama bu 2-2 kendine yetmedi. Ama Balıkesir Spor'la karşılaşacak. Bir diğer maç komşumuz Vartaş Elazığ Spor'la Adana Demirspor. Adana Demirspor taraftarları bugün itibariyle saat 20 zannedersem biraz önce Malatya'ya geldiler. Belediye eski belediyenin önünde Malatya Spor taraftarlarıyla, Alima Yeni Malatya Spor taraftarlarıyla birleşecekler. Birlikte Elazığ'a gideceklerini duyumunu aldık. Bilmiyorum ne derece doğruluk payı var. Bunları da belirttikten sonra arkadaşlarımızın yavaş yavaş programımızın sonuna geldiğini belirtiyorlar. Bu hafta PTT 1. Ligi'nde son haftaydı. Alima Yeni Malatyaspor 43 puanla bu haftayı beklediğimiz ve de arzu ettiğimiz yerde bitirdi. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. İkinci bölümde veda edeceğiz sevgili izleyiciler. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünün sonlarına doğru bir sayın hocam önüme bir gazete
Küpürü koydu. Küpürü koydu ve bu küpürle ilgili bazı gelişmeler olduğunu belirtti. Programa biz son verecektik ama bu haberin doğruluk payı var mı yok mu diye bir araştıralım. Ondan sonra programı ikinci bölümde ikinci bölümde bunu sonlandıralım dedik. İsterseniz bugün Beyaz Gazete isimli bir gazetede çıkan bir yazı vardı. Bunu sizlerle bir paylaşalım. Ondan sonra gelişmelere devam edelim. Yazıda aynen şöyle yazıyor. Lig planladığı gibi orta sıralarda bitiren sarı kırmızılı takımda yaz aylarında çözülme kavuşturulması gereken birçok sorun kapıda bekliyor. Mevcut oyuncuların biten sözleşmesi, maç başı ödemeleri 2 hafta sonra yapılacak Mali Kongre devamında gerçekleştirilecek seçim kongresi ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takımın oluşturulması gündemin ilk sırasını meşgul ediyor. Ancak camianın merakla beklediği bir başka gelişme dikkat çekiyor. Alima Yeni Malatyaspor ile çıktığı 27 maçtan 11 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrılan teknik direktör İrfan Buz'un gelecek sezon devam edip etmeyeceği konusu kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. İrfan Buz ile devam etmenin maliyeti üzerine basarak bu kelimeleri kullanıyorum sevgili izleyiciler. İrfan Buz'la devam etmenin maliyeti 1 milyon TL demiş Beyaz Gazete'deki yazar arkadaş. Ve yazının devamında aynen şunları paylaşmış. Bursa ve Gençler Birliği'nden kısa süren teknik adamlık kariyerinin zirvesini Alima Yeni Malatyaspor ile yapan İrfan Buz'un sarı kırmızılı kulüpte olan sözleşmesi opsiyonlu olarak devam ediyor. Yönetim ve İrfan Buz mevcut devam eden opsiyonlu sözleşmede anlaştıkları takdirde anlaşma sorunu ortadan kalkacak. Ancak Buz'un sözleşmedeki yeni sezon için alacağı ücret dudak uçuklatıyor. Yardımcılarıyla birlikte 1 milyonun üzerinde bir maliyet sarı kırmızılı yönetimi bir kez daha düşünmeye sevk etmiş durumda. Buz'un son hafta istatistiği yönetimi düşündürüyor. Devre arasında 8 futbolcu takviyesi yapılmasına karşın ligin ilk yarısındaki 1,5 puan ortalamasını yakalayamayan ve son 5 haftada galibiyeti bulunmayan İrfan Buz'un takımı ligde bırakmasına karşın bu olumsuz istatistiği yönetimin yeni sözleşme konusunda kafasını iyiden iyiye karıştırıldığı öyle öğreniliyor demiş Beyaz Gazete'deki bu yazar arkadaş. Bu benim aklıma ister istemez art niyetli namusundan şüphe ettiğim, şerefinden biraz daha şüphe ettiğim bir insanın art niyetle yazdırmış olduğu bir yazı olarak geliyor. Çünkü az önce devre arasında teknik direktör ekibiyle araştırdığımda 1 milyon kelimesinin yakından, uzaktan, köşeden, kareden, dikdörtgenden, üçgenden geçmediği bir kelime. 1 milyon kelimesi, bütün hepsini toplasanız, çarpsanız, ikiye bölseniz, beşe çarpsanız böyle bir para söz konusu olmadığı, böyle bir paranın yakından uzaktan gerçekleşmediği ortaya çıkınca bu yazıyı yazan insanların art niyetli, kötü niyetli, yanlış düşüncelere sahip insanlar olduğunu maalesef ki ortaya çıkıyor. Hocam bu konuyla ilgili neler söylüyorsunuz? Şimdi Mehmet Saydam, çok güzel yere temas ettiniz. Bu yazıyı kim kime servis ediyor, kim kime haber yapıyor, bu şekilde yapıyor, Allah'a öyle diyoruz. Biz her zaman, bizim prensibimiz nedir? Doğruluk, dürüstlük, namusluk, şereflik. Bildiğimiz doğrular üzerine giden, yanlışları gördüğümüz zaman konuşan bir ekibiz. Şimdi Beyaz Gazete arkadaşımız, yazan arkadaşımız. Bunu hocam, size kim söyledi? Hocam isim vermiyor. Sadece evet. Beyaz Gazete tamam, diyor. Oraya geleceğim. Yani. İşte Ahmet'tir, Mehmet'tir. Buraya kim servis yapmışsa, kim bu şekilde 1 milyon TL üzerinde teknik ekip ve yardımcıları opsiyonlu olarak anlaşıyor. Bu parayla anlaşacaklar. İşte anlaşmışlar. Seneye şu pozisyondalar, bu pozisyondalar. Ya insanlar güldürmenin bir anlamı yok ya. Bunu gidin Metin Şentürk'e anlatın. Bunu gidin kasaba manava anlatın. Bunu yolda geçen insan anlatın. Güler geçerler.
bu takımda paran olmadığını, böyle bir anlaşmanın olmadığını, yani burada kusura bakmasın, 5 yaşındaki çocuk da bilir, 60 yaşındaki insan da bilir, 30 yaşındaki insan da bilir. 1 milyon TL Yeni Malatyaspor takımında 1 milyon TL konuşacaksınız. Tazminatları var, bilmem neleri var, opsiyonları var. Son performanslarına göre yönetimin kafasını karıştırıyorsunuz. Ya neye karıştırıyorsunuz kardeşim siz? Burada Mehmet Seyden kafayı karıştıran kim biliyor musunuz? Bu işleri servis yapan insanlar. Bu insanlara haber veren insanlar. Neyin peşindesiniz siz ya? Neyin peşindesiniz arkadaşım? Yani böyle bir şey olmadığını herkes biliyor da insanlara Mehmet Seyden çamur at izi kalsın. Ben burada İrfan Buz, Zafer Rızarcı, İsmail Aydoğdu, Erkan Buz, Engin Özdemir. Malatyaspor'a gelmişler, Yeni Malatyaspor'a emek vermişler. Başarılı olmuşlar. Ben hizmet eden insanın elini öperim, saygı duyarım. Hocam her acaba... Nereye geleceğim? Yani burada bir insan emek vermiş, güzel şeyler yapmış. Gençler Birliği ve Bursaspor'daki kısa mecerasından sonra Alima takımında isim yapmış. Son maçların performansını düşük görüyoruz. Yönetimin karar mertebesinde yani ya bırakın arkadaşım. Siz zaten bunu burada tutmasınız. Parayla pulan değil ha. Sen bugün İrfan Buz'a 500 milyar da versen, 1 trilyon da versen, 5 trilyon da versen ben kendi şahsi görüşüm tutamazsın. Çünkü yönetim samimi değil, başkan samimi değil. Paranız yok, pulunuz yok. Bir de kalkıyorsunuz böyle bir gazeteye servis yaptırıyorlar. Kimlerin yaptırdığı meçhul ortada. Malatyaspor üzerinden. Hocam yalnız kimlik açıklanmamış. İşte oraya geleceğim. Kimin servis yaptığını biz bilemiyoruz zaten. Bu gazeteye birileri bir şekilde servis yapmaz. Bu gazetedeki insan bunu bilemez. Durduğu yere bu haber yapamaz. Ama hocam bilmediğin şeyde nasıl haber yapabilirsin? İşte, nereye geleceğim? Birileri alo demiştir, mail atmıştır, konuşmuştur. Sırf hoca ve ekibini vurmak, sırf orada küçük düşürmek. İşte 1 milyon üzerinde bir anlaşma. Böyle bir anlaşma dediğiniz gibi yok. Çarpsan, bölsen, yandan çıkarsan, ortadan çıkarsan, ara top atsan öyle bir şey yok. Belki şu öyle olabilir. Hocam şu olabilir mi? U21'in masrafları, Alima Yeni Malatyaspor'un futbolcu masrafları, gelir gider masrafları, malzemeci masrafları, bunların hepsini toplayıp da İrfan Buz'un maliyeti edebilir mi acaba? U21'in masraflarını federasyon karşılıyor da. Hayır yani hepsini işte geliş gidiş masrafları, işte kulüp başkanının İstanbul'dan Malatya'ya geliş gidiş masrafları, evet. Onlar içine katmış olabilirler. Bunlar o kadar gururlu insanlar ki. Ben birebir yaşadığım bir olayı anlatayım. O kadar gururlu, şerefli, namuslu bir ekip var ki. Yani Şenol Güneş 1 milyon dolara çalışmıyor. Yani geliyorsun buraya, misafirleri geliyor, yemin ediyorum geliş gidiş otel masraflarını ekip kendi cebinden karşılıyor. Yani kulüpten uzaktan yakın alakası yok. Ya zaten kulüpte para yok, para. Şimdi gerçeği yani ben sinirlenmeye başladım. Bu kulüpte para yok diyor Mehmet Saydam. Para olmayan yerde bunların 3 milyar sen primi veremiyorsun. 2 milyar prim veremiyorsun. 60 milyar parayı bir araya getiremiyorsun. Deplasmanda otelde sıkıntı yaşıyorsun. Kredi kartlarıyla hesabı kapatıyorsun. 3 tane 4 tane kredi kartıyla. Şimdi de kalkmışsın İrfan Buz'un 1 milyon TL'nin üzerinde bilmem şu var buyu var. Ya yazık günah kardeşim, yapmayın bunları. Adamlar buraya emek verdi, başarılı oldu. Burada yapılacak bir şey var. Plaket ödülünü vereceksin, eline sağlık diyeceksin. Malatya tarihine daha böyle bir hoca gelmemiştir. Gelmemiştir, gerçekçi olalım. Ben yıllardır bu camianın içerisindeyim, futbol adamıyım. Bu işi takip ediyorum. Kim geldi, kim gitti, kim başarılı, kim maç galibiyeti aldı, kim almadı. Hikmet Karaman geldi zamanında, paranın para zamanı, ilk maç Elazığ maçı. Yenildik deplasmanda biliyorsunuz. Tazminatına sorun size söyleyeyim. 300 bin dolar o zamanın parasından para aldı gitti. Çünkü para vardı, ortada bir dönen sıcak para vardı. Şimdi ortada hocam, dönen... Hikmet Karaman 300 bin dolar aldı. Diyoruz, bak ne diyorsun, evet. Ya bu adama 1 milyondan bahsediyorlar. Şimdi ya. Ayıptır, yani, yazıktır, yani günahtır. Şunu da belirtelim. İrfan Buz veya işte Aykut Kocaman bizim umurumuzda değil. Alima Yeni Malatyaspor'a kim bir çivi çakmışsa bizim için en önemli isim odur. Hocam, biz İrfan Buz'un şu anda üzerine durmamızın nedeni bu ligde bıraktığı takımı ve de bu sinerjiyi yakaladığı şehir, takım, birlikteliği sağladı. Bundan dolayı biz İrfan Buz'un başarısından bahsediyoruz. Yoksa çok da umurumuzdaydı. Bugün İrfan Buz gider, yarın Ahmet Mehmet gelir, Hasan Hüseyin gelir. Aykut Kocamanlar, bir ne bileyim Yılmaz Vurallar, ne bileyim Türkiye'deki şu anda Mehmet Özdilekler, Süper Lig'deki önemli teknik direktörlerin %70'i 80'i Malatya camiasından geçti. En son dünyanın tanıdığı Feyyaz Uçar geçti Malatya'dan. Feyyaz Uçar bu başarıyı, bu sinerjiyi yakalayamadı. Biz Feyyaz Uçar'ı da ben ikili ilişki olarak çok samimi sevdiğim, saydığım, saygı duyduğum bir isimdi. Ama maalesef ki o başarıyı yakalayamadı Feyyaz Hocam. Kişilik olarak süper kalitede bir insandı. Ama futbolcularla o ikili ilişkiyi yakalayamadı. Yücel İldiz mi kariyer itibariyle, İrfan Buz mu? Tabii ki Yücel İldiz'in kariyeri daha yüksek. Tabii ki daha
başarılı işlere imza atmış bir isim Yücel İldiz. Biz İrfan Buz'un kümede bıraktı diye mutlu oluyoruz. Yücel İldiz, Kardemir Karabük'ü şampiyon yaptı. Ama Malatya'da bu sinerji yakalanmadı. Bu başarı yakalanmadı. Ben kalkıp da Yücel İldiz'e kötü teknik direktör, milyon dolarlarla mal edilen bir bütçesi var dersem yazık, günah, ayıp etmiş olurum. Bu insana şimdi bu ihanet etmiş, bu yanlış etmiş olurum. Sayın Sedan, bu dediğiniz gibi karalama kampanyası, yazık, günah. Ben diyorum İrfan Buz ekibi yeni Malatyaspor'la bu sene anlaşılmış olursa kimse kusura bakmasın, Malatya futbolu bir 10 yıl daha geriye gider. Şu anki efsane Malatyaspor'un durumunu biliyorsunuz. 7 düştüğü evet. Yerden kaldıracak dediler. Bugünkü o yiğit birinci amatörde. Tesisi yok, sahası yok. İrfan Buz ve ekibi giderse, tutamazsanız, parayı marayı bahane edip insanları, hocayı ve ekibi tribüne atmanın bir anlamı yok. Taraftarın üzerine atmanın bir anlamı yok. Bu ekibi tutamazsanız kardeşim, kusura bakmayın, o koltukta siz de oturamazsınız. Oturtmazlar. Çünkü bu memleket Nurettin Soykanları, Metin Kayaçarıhanları, Nurettin Güvenler, ne başkanlar geldi gitti. Adil gelerek sen de bunlardan bir tane sorursun. Buraya başka yerlere ne şekilde, hangi insanların, belki Adil Başkan'ın yanında çevresinde hani beslenen, nemalanan insanlar var ya, şirinlik yapmak için, yalakalık yapmak için bir şeyler yapmak isteyenler var ya, bu haberi servis yapmış olabilirler. Böyle bir haberin aslında olmadığını bütün cümle alemde biliyor. Yazık, günahtır. Ortada bir emek var, bir alın teri var. Çalışan insanların emeğini çalmaya kimsenin hakkı yoktur. Alın terini çalmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuçta bu ekip ailesine, sevdiklerine ekmek parasını burada kazanıyorlar. Kalkıp da böyle bir 1 milyon dolar falan muhabbet yapıp da tazminatlarında şu var bu deyip de ortalığı karıştırmanın da bir anlamı yok. Dediğimiz gibi biz doğruları konuşuruz. Ortada bir para yok. 60 milyarı yan yana getiremeyen bir kulüp başkanı var prim verildiği zaman. Geceden toplandığı paraları futbolcuya dağıtan bir başkan var. Bunlar konuşulsun ama kalkıp da oraya buraya başka servisler yapıp da şu oldu bu oldu muhabbetleriyle insanları da karalamasınlar. Dediğiniz gibi insana da biraz şeref, haysiyet, namus, gurur varsa bu haberlerin aslını çıkar aslanlar gibi masaya atarlar. O belgeleri, o anlaşmayı, 1 milyon dolarlık tazminat anlaşması var ya hocam. Evet. Onun yardımcılarıyla beraber çıkar masaya korlar. Ben de çıkar burada derim ki özür dilerim, ben yanlış konuşmuşum. Keyle bir şey olmadığını da ben biliyorum. Yani yazık, günah, insanlara da yazık, günah. Bu kadar da vurmanın bir anlamı yok yani. Adamlar gitmiş halen daha bizim konuştuğumuz şeylere bakıyor. Bizim testimiz yok, bizim sahamız yok. U21 betonda çalışıyor. Biz bunları konuşacağımız yerde bu takımın Süper Lig'e hazır olmadığını günlerce biz haftalarca söyledik, söylüyoruz da bizim konuştuğumuz muhabbetlere bak ya. Bu nedir ya? Evet. Yazık, günah ya. Sevgili izleyiciler, Web TV'den internet aracılığıyla Web TV'den tvmalatya.com'dan bizi canlı olarak izleyebilirsiniz. Çok mesaj geliyor izleyemediğimizden dolayı, yayın yok diye internetten diye. Web TV'den izlenebileceğini belirtelim. Bu konudan özrümüzü belirtelim. Önümüzdeki yıl altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle uydu yayınından sonra siz taraftarlara daha rahat, daha geniş perspektifte, geniş bir yelpazede sizlerin huzuruna çıkacağız. İzlemenizi sağlayacağız. Bundan dolayı da affınıza sığınıyoruz ama maalesef ki şu an itibariyle internetin insafına kalmış durumdayız. Bundan dolayı da özürlerimizi dileyelim. Ruhi Aslanboğa, özellikle Ahmet Taşçı, Erkan Buz ve birçok taraftar selamlarını, saygılarını gönderiyorlar. Ve Ruhi Hocam'a selamlarımı iletiyorum. Çok güzel dilekleri var. Çok güzel mesajlar göndermiş bize programımızla ilgili. Az önceki yapılan o yanlı yayınla ilgili bazı düşüncelerini dile getirmiş. Bundan dolayı da kendine teşekkür ediyoruz. Ama maalesef ki kendi de çalıştırmış olduğu takımdan dolayı bu hafta üzücü bir sonuç aldı. Bundan dolayı da artık Sayın Mikail Ökken de belirttiği gibi lütfen fazla takım çalıştırıp da bu takımların kaderiyle oynamamasını belirtelim. Tabii işin gırgırı bir tarafa. Hocam, İrfan Hocam'ın yaptığı veya yapmadıkları ile ilgili yapılan yanlı yayınlardan dolayı üzerine basarak belirtelim ki biz İrfan Buz veya Feyyaz Uçar veya Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, bizim için amaç bu takıma fayda vermeleri. Ki İrfan Buz da bu takıma fayda verdiği için
bu başarıyı yakaladığı için biz kendinin destekçisi de demeyelim de bütün Alima Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlerinin destekçisiyiz. Yarın İrfan Buzgüder bir başka teknik direktör gelir. Onun destekçisiyiz. Mehmet Altıparmak'ın destekçisiydik. Giden diğer teknik direktörlerin destekçisiydik. Yani amaç bu takımı yarın kim diyelim yani benim ben kimseyi sevmemezlik yapmıyorum da ben bütün insanları severim. Bütün insanlarla ikili ilişkim iyidir. Kötü olmayı sevmem ben insanlarla. En sevmediğim teknik direktör bile gelse ben onun destekçisiyim. Çünkü benim şehrimin takımını destekliyor. Onun yönetimini sağlıyor. Onun başarısı için çaba sarf ediyor. Böyle yanlı yayınlar yapan insanlara ben daha agresif davranmak istiyorum. Ya şimdi yolda geçen birine sorsan desen ki İrfan Buz ve ekibi için 1 milyon dolar maliyeti bu. Seneye o yüzden sıkıntılar var falan muhabbetler adamı gülünç duruma düşürüyor. Yani. Hocam aynı bilmeyen gibi. İnsanlar inanacak. Yani bilmeyen de artık da ya, paranız mı var anlaşma yapıyorsun? Yani, böyle bir şey yok yani ya. Şu anda Türksel... Prim veremeyen bir yönetim kalkacak 1 milyon dolar bir anlaşma yapacaksın. Türksel, seninle süper, bir anlaşma lüksün evet. De yok. Yapamazsın çünkü öyle bir şey yok. Adam gelmiş Allah aslanlar gibi buraya işini yapmış ekibiyle beraber. 10 numara işler yapmış. Harika işler yapmış. Malatyaspor'u nereden almış? Nereye getirmiş Alima takımını? Ligde bırakmış. Belki de playoff'un kapısından dönmüş. Bugün bütün Türkiye güvenç kurtarları, işte bütün hocaları, Beşiktaşlı Recep'i, bütün herkes Türkiye'nin konuştuğu bir İrfan Buz futbol grubu var. Futbolcu grubu var. Onlar konuşuluyor. İyi işler yapıldığını, aman bırakılmasın diye. Bugün birilerine peşke çekmek için, birilerine yancılık, şirinlik yapmak için yaptığı bir servis var. Böyle bir yazı var, bir köşe yazısı var, haber var. Ya kardeşim yapmayın ya. Yazık günahtır ya. Ben yine söylüyorum. Ben emekçinin, emek verene her zaman saygı duyarım, elini öperim. Bunlardan biri de İrfan Buz, Zafer Hızlarcı, İsmail Aydoğdu, Engin Özdemir, Erkan Buz'dur. Selçuk Günaydın'dır. Ben bunları saygı duyarım. Yani emek vermişler, takımı lide bırakmışlar. Şampiyon olmuş gibi bir duruma gelmişiz. Bu takımın düşmüş olsaydı biz Malatya futbolundan olurdu abi. Söyler misin bana? Bu takımın düştüğünü düşün. Ne olurdu? Efsane Malatya Spor'dan daha kötü olurduk. Yine söylüyorum. İrfan Buz olmazsa gelecek hoca. Allah yardımcısı olsun. İşi çok zor. Bu takımı kimse bu saatten sonra bu seneki yakaladığı başarı yakalayamaz. Bugün bir Erciyes takımı karşıya 1461 takımı gibi biz oluruz. Düşeriz. O yüzden bir an önce Sayın Bakanımız mı olur? Belediye Başkanımız mı olur? Vali mi olur? Olur. Sivil toplum örgütlerinin başkanları mı olur? Bir heyet kuracaklar. Bir şekilde İrfan Hoca'yı ikna edip bu takım başına getirecekler. Yoksa geçen gün yani su akar yatağına gider derler ya. Kötü günler bizi bekliyor, iyi günler beklemiyor. Bir an önce bunun çaresini bulsunlar. Böyle asparagas haberler de yapmanın insanlara zarar verir. Yazık günah. Onlar da yarın öbür gün ortaya çıkar, deşifre olursa da Malatya'da gezemezler. Kimse kusura bakmasın. Hocam çoktan bir yerde bir yazı okumuştum. Türkiye'de ne olamazsın? Her şey olursun. Evet. Ama sadece rezil olamazsın demiş. Bravo mesela. Sadece rezil olamazsın. Yani bu yazıyı yazan adam yarın öbürsü gün çıkacak diye insanların yüzüne bakarak gelecek gülecek. Yani yalan. Türksel Süper Ligi. Şu anda Türkiye'nin en üst seviyesindeki ligi. 2-3 kulüp evet. Hariç 2-3 kulüp hariç diğer birçok kulüpte milyon doları gören teknik direktör yok. Doğru hocam. Bakın PTT Ligi'nden bahsetmiyorum ha. Süper Lig'den bahsediyorum. Kalkıp da böyle yalan haberlerle insanların bilen bilmez insanların aklını karıştırılmasında yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu dedikten sonra... Kürem Rüya Aslanbağ'a mesaj atmış. Tıraşın çok güzel oldu diye de. Çok evet. Teşekkür ederim. Kendisi de Kastamonu'ya derken tıraş olmuştu biliyor musunuz? Evet. Bıyık bir ara bırakmıştı. Hatta bıyıklı resmini hatırlarsanız Mehmet Saydam. O bıyık gerçekten çok yakışmıştı. İnşallah izin ara da bir an önce yenge de gelmiş burada. Ona da hoş geldin diyoruz. Bıyık yakışıyor. Kendisi de bıyık bırakırsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam U21 ve bölgesel amatör lig takımlarını ve amatör takımlarını da değerlendirip programımıza yavaş yavaş hocam, son verip sezonu kapatalım evet, isterseniz. Bal takımlarımızdan üniversite takımı bu sene Bal'ın yeni takımı biliyorsunuz. Davut Özbah, Murat Kayapınar, Emin Kafkas, Zafer Kılınçar iyi bir oluşum yaptılar. Bu takımı 3 yılda Bal Ligi'ne çıkardılar. Onlara da ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendi bünyesinde, kendi hocaları, kendi futbolcu grubuyla iyi işler yaptılar. Bu sene Bal Ligi'ne renk katacaklar diye düşünüyorum. Yeşilyurt takımı da bu sene hedefinin şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Büyük bütçelerle, büyük paralarla bu sene bu takımı çıkarma umuduyla lige gireceklerini biliyoruz. Onların da Allah yardımcısı olsun diliyoruz. Evet. Bal takımını fazla konuşmaya gerek yok. İki tane takımımız var sen. U21 takımında da gerçekten iyi işler yapıldı.
Ben burada İrfan Buzlu ekibine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Nedenine gelince 25 tane futbolcu bu sene A takımdan beraber idmanlara çıktılar haftalar boyunca. Güzel iş. Futbolcuya güven geldi, özgüven geldi. Bunun meyvesini maçlarda gösterdiler. Bir Altın Ordu takımını dize getirdiler, galip geldiler. Ligin en az gol yiyen takımlardan biri oldular. İyi işler yaptılar. Ben burada Murat Uçkun, Berkan Erkoca, Yılmaz İşler, Muharrem Görgeç, Rıza Açıkgöz, Levent Doğandemir, Masur Oğuz, emeğe geçen herkese burada sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Futbolcu grubuna teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten futbolcu grubu da iyi işler yaptılar. Ön plana çıkan futbolcular oldu. Özellikle işte Furkan Yiğit olsun, Uygar olsun, Babuk olsun, Ömer Güleç defansta, Hakan Şişli olsun, Taylan Ökke olsun, aklıma gelmeyen 10 numara genç çocuk vardı olsun, Fatih olsun, iyi işler yaptılar. Seneye Alima takımı bu gençlerden faydalanır diye düşünüyorum. Bir iki kelime de ikinci amatörden bahsetmek istiyorum. Arguvan takımı da bu sene birinci amatöre çıktı. Ben burada orada yönetici arkadaşımız, meslektaşımız, eski arkadaşımız Serdar Karakuş'u, Sayın Belediye Başkanımı yürekten kutluyorum. Futbolcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Zor bir işi başardılar. Birinci amatöre çıktılar. Bu saatten sonra Arguvan Belediye Başkanımız ve yönetimi Serdar Karakuş sene için iyi atılımlar yapacaklar diye düşünüyorum. Amatöre zevk getirdiler. Malatya Gücü takımı da gerçekten 6'da 6 yaparak zor bir işi başardılar. İnanılmaz iki tane golcüleri var. Mehmet Aşıt, Ahmet Aşıt. İyi bir hocaları var. Cafer Hoca, kaleci hocası Mehmet Hoca. İyi bir başkanları var. Aziz, güzel bir yönetim var. İyi bir yöneticileri var. Ekipleri çok iyi. İşi amatörce yapsalar da profesyonelce düşünüyorlar. Onların da yolu açık olsun diyorum. Şampiyon oldular. Diğer gelen alttan takımlar var. Akçadağ takımı, Karakavak takımı, Hekimen takımı playoff maçı oynayacaklar. Onlardan da bir takım çıkacak. Ataköy takımı da gerçekten iyi bir ekip kurmuştu. Onlar da sanırım lige çıktılar. Onlara da Bekir hocamı, futbolcu grubunu yürekten kutluyorum. Seneye amatör daha zevkli olur diye düşünüyorum. Bu da sanırım bu sene için herhalde Sayın Saydam son programımızın, bilmiyorum. Evet. Ben burada Cemal arkadaşımız olsun, Sayın Müdürümüz Serdar olsun, Serdar Barut olsun, Erdem arkadaşımız olsun, kameraman Selçuk olsun, Kenan olsun, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten karımızı çektiler. Bir yıl boyunca beraber olduk. Emekleri var üzerlerimizde. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. 2016-2017 sezonunun inşallah Alima takımının Süper Lig'de görürüz. Tek hedeflerimizden biri odur. Çünkü Malatya halkı artık Süper Lig'i görmek istiyor. Taraftar artık takımı o ligde görmek istiyor. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Bir yıldır bizleri izleyen, gerek mesajlar olsun, gerek telefonu arayan seyircilerimiz olsun. Özellikle Fuat Yılmaz, Ahmet Taşçı, işte Tolga Yılmaz, Mehmet Tunç, Osman Tuç, Mehmet Burak Çoban, Çetin Oymak, Sait Yalçın, aklıma gelenler yani şu an. Mehmet Satılmış, bize devamlı mesajlarıyla. Özellikle Zülküftere'ye ben ayrı parantez açmak istiyorum. Gecesiyle gündüzüyle 91. dakika ekibinin yanında oldu. Esprilerle, sohbetlerle. Cemal arkadaşımız, Cemal yeğenimiz, o da bizlerle beraber oldu. Sağ olsun geldi gitti. Yani bizden beraber olan, bizim düşüncelerimize, bizlerle birlik beraberlik içerisinde olan Malatya futboluna katkı için her anlamda bulunduğumuzu bütün herkes zaten biliyor. Emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sabırsızlıkla dinleyen taraftarlar, izleyicilerimize, gurbetteki izleyicilerimize, Malatya'daki izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam bana çok fazla söz bırakmadınız. Gereken hepsini saydınız. Sevgili seyirciler, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi çok önemli bir sezonu geride bıraktık. Bu sezonda iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de oldu. Bizleri sabırsızlıkla dinlediğiniz programlarımızda çok önemli konulara değindik. Bunlarda gerek bizlerle birlikte oldunuz, gerek bizim yorumlarımıza katıldınız veya katılmadınız. Ama bu süreci birlikte yaşadık. Bundan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl Bölgesel Amatör Lig'de gerçekten iki takımımızın maçları çekişmeli ve gerçekten güzel maçlar olacağına ben şimdiden çok inanıyorum. Gerek Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü olsun, gerek İnönü Üniversitesi Futbol Kulübü olsun, Bölgesel Amatör Lig'e damga vuracaklarına ben yürekten inanıyorum. En azından bir takımımız bu ligde şampiyon olarak 3. lige yükselecek ve şehrimizi 3. ligde temsil edecekler. Bunu gerek şahsım, gerek ekibim adına bunu dile getiriyorum. Çünkü bu başarı şehrin başarısı demektir. Bundan dolayı da biz ekip olarak onların yanındayız. Onların her türlü isteklerine, arzularına yanlarında olduğumuzu buradan deklare etmek istiyorum. Çünkü
bu şehrin 3. lige, 2. lige takım, 3. ligdeki takımlara ihtiyacı var. Her kim, her hangi takım olursa olsun bu başarıya ihtiyacımız var ve PTT 1. ligde değil, Süper Lig'de mücadele etme arzusunda olduğumuzda belirtelim. Bir konuya değineceksiniz herhalde hocam. Eğer müsaaden olursa seneye program yapacağız. Evet. Eğer Rüya Aslanboğa gerçekten olmayacaksa zor şartlarda biz çalışacağız. Nedenine gelince koltuğunu ya boş bırakalım ya Rüya Aslanboğa'nın bir resmini koyalım ya bir şekilde bir şey yapalım. Hocam Allah korusun yani başka bir şey olmuş gibi söylüyorsunuz. Tamam anlamda söylemiyorum da gerçekten ben konuşurken, bir şeyler anlatırken, programa hazırlanırken, programdan önce gelirken, giderken gerçekten beni en çok motive eden Rüya Aslanboğa'dı biliyorsun. Hocam gerek mesajlarla gerek yani onu söylemek istiyorum. Onun ve 3 gündür Ankara'daydı biliyorsun. Kastamonu oradan Konya maça gittim. Malatya'da tatlısı yok. Yokluğunu çok istiyor. Ben kendisine telefonda söyledim. Gerçekten özlüyorum, dayanamıyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Hocam ben 3 saatte bir görüşmesem. İşte diyorum ben onsuz bir hayat düşünemiyorum. Rüya Aslanboğa inşallah diyorum. İnşallah şu senin gözlemcilik işin olmaz. İnşallah olmaz. Gelirsin burada beraber bize program yaparsın. Gerçekten o senin o bıyıklı halini, o atkı takmıştı hatırlıyor musun? Atkılı bir resmi. Atkılı bir şey vardı hatırlıyor musun? Evet, atkı evet. Takmıştı. Geri çıkardı. Yani onları bilmiyorum. Rejideki arkadaşımız Cemal hazırlar. Bir silat yapar mı yapmaz mı bilmiyorum da. Gerçekten Rüya Aslanboğa sana ihtiyacımız var. Kameraya bakarak söylüyorum. Gel bizi yalnız bırakma. Gerçekten söylüyorum sana ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu sezonun sonuna geldik. İyi veya kötü günlerimiz oldu. Bizi affınıza sığınıyoruz. Yanlışlarımız vardır muhakkak. Ben her zaman dile getiriyorum. Ben basın mensubu olarak çok fazla profesyonelce bu işi yapan bir insan değilim. Hasbelkader yapmış olduğumuz bu görevde bizleri yalnız bırakmadınız. Bundan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum, arz ediyorum. Önümüzdeki yıl umarım daha güzel programlarla, daha güzel, daha önemli maçlarla sizlerle birlikte olacağız. Şampiyonluk muhabbetleri, şampiyonluk sohbetleri bu stüdyodan yapacağız. Bizleri izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl daha güzel programlarda görüşmek, buluşmak umuduyla. Esen kalın efendim.